Ve özellikle ergenlik döneminde tanışıyor gençlerimiz. Bunun önüne nasıl geçebilirler? Bilinçlendirmek gerekir. Diyetler maalesef yüzyılımızın en büyük kabuslarından bir tanesi. 12 yaş itibariyle aslında soyut düşünce evresi başlıyor gençlerimize. Biz bu dönemde ideal bedeni en iyi nasıl şekilde anlatabiliriz? 12 yaşına kadar anlatılması gerek. Çünkü ergenlik ortaya çıkınca, üstünlük ortaya çıkınca maalesef sentezleme yapıyor gençler. merhabalar. Uzmanlar Deniz Egece'ye soruyor programına hepiniz hoş geldiniz. Her hafta farklı bir uzman Deniz Egece ile sohbet eşliğinde siz değerli izleyicilerimizi aydınlatıyor olacağız. Ben çocuk ve ergen psikoloğu Ezgi Özçelik. Merhaba Deniz Hocam. Merhabalar. Hoş, hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Hoş bulduk. Nasılsınız ol. hocam? Sağ ol. Sen nasılsın? Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Günümüzde sıklıkla özellikle gençlerde karşılaştığımız kilo problemini bugün sizlerle birlikte konuşuyor olacağız hocam. Dilerseniz hiç vakit kaybetmeden ilk sorumuza başlayalım. Memnuniyetle buyurun. Kilo çocukları sosyal hayata nasıl entegre edebiliriz hocam? Kilolarından dolayı utanç duyma, hareketsiz kalma gibi durumları çok sıklıkla yaşamaktalar. Ve bu da aslında kilo problemini daha da pekiştirmeye başlıyor. Nasıl önüne geçebiliriz? Yani şimdi e, kiloluyu sosyal yaşamın içerisinde yani gençler veya çocuklar için konuşuyoruz, bunları hak ediyor veya doğru gibi algılamalarını desteklemek yanlış olur. Yani maalesef sosyal çevrede özellikle çocuklarda ve gençlerde karşı cinsleri olsun, yan eş cinsleri olsun dikkat çekici buluyorlar şişman kişileri. Ve bu şişmanlık asimetrik bir durum. Durum yani doğal bir durum değil öncelikle ee, son itibariyle gençler arasında veya çocuk grupları arasında daha çok e, özellikle e, gençlerde e, karşı cinsler kanki gibi görerek e, bir arkadaş mantığında yaklaşıyorlar doğal olarak da gençler arasında bir ayrımcılık oluşuyor şişmanlara sanki hani e, daha şişman çocuklara sanki sadece arkadaş bir sevgili olamaz ya da işte başarılı olamaz, işte spor faaliyetlerinde yeterli olamaz, elbise giyiniş tarzlarında estetik şeyler giyemez gibi bir ayrımcılık ortaya koyuyorlar. Bu da tabii doğal olarak çocuklarda asosyal olma durumunu güçlendiriyor. Birinci tavsiyem elbette kilo vermeleri. Yani bu hem çocukluk hem gençlik hem de yetişkinliğe adım atacakları bütün değerli kıymetli yaşam tarzlarını Kaybetmiş oluyorlar kilolu olma durumlarından dolayı. Yani kısacası sosyal çevrede, sosyal çevreyi ikna etmek, sosyal çevreyi e, çocuğun sosyal çevreyle olan ilişkisini algısını değiştirmek yerine daha çok e, kilonun verilmesi daha önemli diye düşünüyorum. Yoksa e, elbette e, kilolarla barıştırılabilir, kiloyu normal gösterilebilir. Fakat bu bu bir gerçek değil. Gerçek hayatta hiçbir zaman gerek koşarken, gerek egzersiz, spor, gerek karşı cins ilişkiler, gerek arkadaş ilişkilerinde mutlak ve mutlak kilonun ağırlığı, varlığı ve fazlalığı mutlaka çocuklarda itilme, kakılma, istenilmeme, beğenilmeme, değer görmeme, yeterli görmeme gibi birçok duyguları da istem dışı ortaya çıkartacaktır. Yani çocuklarda ve gençlerde kiloyu... Normalleştirmek ya da kiloyu kabullenmesini sağlamak doğru bir davranış biçimi değil benim görüşüme göre. Kesinlikle hocam çok sıklıkla karşılaştığımız bir sorun aslında bu. Özellikle hareket, beden eğitimi derslerinde hani çok sıklıkla karşılaşıyor gençlerimiz bunlarla. Diğer arkadaşları çok ince yapıda, zayıf yapıda oldukları için kendilerinden uçanma durumunu aslında sıklıkla yaşıyorlar. Tabii kaygı bozuklukları, duygu bozuklukları gibi yetersizlik vesaire gibi bir sürü konular psikolojik etkenler gençlik dönemlerinde ortaya çıkacak ama bu bütün yetişkinlik sürecine de yayılmış olacak. Yani çünkü genç, yani çocuk yetişkin olacak, genç olacak ama genç yetişkin olacak. Yani oradan bir çıkışı var. Dolayısıyla bir geçişi var. Bu geçişte evlilik söz konusu, işe başlama, üniversite okuma, hayata atılma gibi bir sürü etkenler var. Bu şişmanlığı buraya da taşıyacak. Yani bu genç delikanlı üniversiteye şişman yaşayacak. Evliliğini şişman olarak seçimlere maruz kalacak. İş yerini seçimde şişmanlığı, mesleğini şişman olarak yapacak. Yani bir e, önemli bir adım atıyor aslında gençler. Hadi çocuklar diyelim e, yönlendirilebilir. E, çok e, gençlik dönemlerine geldiğinde işte belirli etkenler, sebeplerden dolayı psikolojik anlamda hemen zayıflamaya yönelebilir e, çocuklar. Yani çocuk gençliğe geçmesi farklı. Gencin yetişkinliğe geçmesi farklı sorunlar getiriyor. Evet hocam. Peki ergenlik dönemindeki gençlerin ideal beden algısını nasıl kuvvetlendirebiliriz? Şimdi öncelikle beden genç daha çok bedenle tanışmayı başlıyor. Çocuklarda bedenle tanışma veya bebeklerde bedenle tanışma daha çok doğal biçimde gerçekleşiyor. İşte dışkılarıyla tanışıyor. Efendime söyleyeyim idrarıyla tanışıyor. İşte saç kesimi, tırnak kesimi, işte bedenin belli noktalarındaki uzuvların görevleriyle tanışıyor. Ama yetişkinlikte gençler bedenin cinsel kısımlarıyla tanışıyorlar. Bedenin hormonsal değişimleriyle tanışıyorlar. Çok hızlı büyüme, gelişme kavramlarıyla tanışıyorlar. Dolayısıyla beden algıları... Tam oturmuş olmayabiliyor birçok kezde veya da yanlış deneyimler elde ediyorlar. İşte cinsel yaklaşımlarla yanlış deneyimler elde etmesinden sonra bedene karşı savaşa başlıyorlar. Ya da başarısızlık deneyimlerine bedene fatura çıkartmaya çalışıyorlar. Ya da öfke, kin, nefret kavramlarında vücutlarına dövme yaptırıyorlar, vücutlarını kesiyorlar, ciletliyorlar vesaire gibi. Yani böyle davranış biçimleri de gerçekleşebiliyor psikolojik etkenlerden dolayı bedeninden öç alma, bedenini yastık koruma, yastık etme örneğin çok büyük sorunlardan bir tanesi şişmanlatmak yani işte yaklaşmasın kimse gibi bedenime. O yüzden beden e, iyi eğitilmeli bence. Hem okullarda e, hem de aile terbiye, aile eğitiminde kişinin bedenin doğal bir şey olduğunu, yaratılışın bir parçası olduğunu, Allah'ın bir hediyesi olduğu öğretilmeli. Yani çok ailelerde bir genç kızımızın adet görmesi bile konuşulamıyor. Öğretilemiyor, sorulamıyor. Adet gören bir kızı döven aileler var yani. Bunlar işte maalesef çocukların beden algısında çok ciddi anlamda doğru olduğuna inandığı yanıltıcı inançlara sebebiyet veriyor. Dolayısıyla beden öncelikle özellikle bedenin vatan için feda edilmesi, din için feda edilmesi, anne baba için feda edilmesi, arkadaşlar için süpürge edilmesi gibi fikirler kesinlikle öğretilmemeli çocuklara. Bunlar çok kötü veya doğru olmayan bilgiler. Elbette vatanımız için gideriz, mücadelemizi veririz. Öyle bir şey olsa. Elbette dinimiz, ahlakımız için mücadele ederiz. Çünkü yaşadığımızda mücadeleyi kazanabiliriz. Ö ö feda ederek olmaz yani. Yaşamamız gerekiyor. Yaşamak demek bedenin varlığı, sağlığı demek. Dolayısıyla beden algımızda ki böyle fikirler bedenin önemsiz, gereksiz, anlamsız olduğu öğretilmesi o zaman işte beden algısında sıkıntılar başlıyor. O yüzden beden değerli bir şey, yaradanın bir hediyesidir. Bedene iyi bakmak gerekir. Bedenin şekli ise doğal bir şekli vardır. Her özellikle şunu söyleyeyim. İdeal bedende olan herkes simetriktir bir defa. Yani güzellik, çirkinlik bir, bir göreceli bir kavramdır. Yani herkes Hollywood starı olması gerekmiyor. Ama simetrik yani Allah'ın yarattığı doğal hali yani kilo almadan e, bozulmamış hali diyelim. Bu bir yeterlidir ideal bedende olma algısı için. Ama e, sen şeklinle değerini biçemezsin. De, be, beden hakkındaki gençlere de, bedenin değeri öğretildiği zaman bedenin değerini çocuk genç anlayabilir. Bugün bedenin değeri veya kıymetini Hollywood veya işte belirli e, e, mecralar e, kilogram, boy ölçüsü, göz rengi işte atıyorum ağırlığıyla bedenin değerini anlatmaya çalışıyorlar. Ağırlıkla beden değeri anlatılamaz. Beden ağırlığı, beden ağırlığı başka bir şey. Kas ağırlığı, kemik ağırlığı, yağ ağırlığı başka bir şey. Efendime söyleyeyim bedenin Allah tarafından bizlere bu dünyada yaşamak için verilmiş bir hediye olma fikri, anlayışı, ona verilecek öncelikler, onu kıymetli görmek, onu değerli görmek gibi kavramlar bedenin aslında değerini ortaya koyar. İşte bu algılar iyi oturtulmalı gençlerin kafasında. O zaman hocam şöyle diyebilir miyiz? En yakın arkadaş statüsünde aslında bedeni görmeleri gerekiyor gençlerin. Yani doğdukları günden beri Yanlarına tek taşıdıkları şey bedenleri baktığımız zaman ve o yüzden de hani ömürleri boyunca hani bedenlerini arkadaş olarak görme, en yakınları olarak görme durumu gibi. Tabii ki yani beden 24 saat zihinle birlikte ilişki halinde, zihin de bedenin içinde bir yapı yani zihin bedenden ayrılamıyor, bedenle aslında varız ama gençlerde bütün geleceklerini ve varlıklarını bedeniyle kazanıyorlar. Yani okulları bedeniyle gidip geliyor, öğreniyorlar, mesleklerini bedenle yapıyorlar. Bir sonraki aşamadaki... ...evlilikler, cinsellikler bedenle gerçekleştiriliyor. Doğumlar, anne olmak, baba olmak bedenle gerçekleşiyor. Oysa beden en büyük faktör, en önemli değer. En yakın dost, en yakın yoldaş. Bir hediye, bir armağan. Beden en kıymetli ve evrende tek olan başka yok. Sizden bir başkası yok evrende, benden bir başkası yok daha kıymetlisi yok pırlantadan çok altından çok inşaattan çok evden çok arabadan çok ama sizin gibi bir hanfendi eşsiz dünyada benim gibi bir beyefendi eşsiz bir dünyada bunu bunu bütünleyen yani benim kişiliğimi karakterimi zihnimi ikametgah ettiği yer beden. Şimdi bedeni böyle değersiz, anlamsız, yetersiz veya işte hiç önemsememek gibi veya onu arkadaş görmemek, işte onu düşman görmek bunlar çok yanlış olan şeyler yani. Hocam çok çok haklısınız. Günümüzde diyet... Siz bedeni, özür dilerim, bedeni arkadaş değil, düşman gibi görürseniz beden hastalığı bitmez. Bedenin şişmanlaması bitmez. Bedenin, efendime söyleyeyim, sürekli enerji düşüklüğü, işte yoğun e, kronik hastalıklar vesaireler, şu, erken yaşlanmalar, erken ölümler hepsi bedenle savaştan kaynaklanır. Sevişmek gerekir bedenle, arkadaş olmak lazım. Günümüzde diyetlerle özellikle ergenlik döneminde e, tanışıyor gençlerimiz. Bunun önüne nasıl geçebilirler? Vallahi bilinçlendirmek gerekir yine ama diyetler e, maalesef e, yüzyılımızın e, en büyük kabuslarından bir tanesi. E, maalesef bilinç alplarımıza e, gıdaların e, iyi ve kötü olduğunu öğretiyorlar diyetin sayesinde. Bunun önlenmesi, bilinçlenmek gerekir. Gençlere hitap etmek lazım. Bu... E, ...birçok gençleri gerek üniversitelerde, gerek okullarda, gerek lise veya işte ortaokul, dengin, ilkokullarda... ...beslenme hakkındaki müfredat değişmeli. Yani aile bilgisi, aile yapısında babalar, ebeveynler, anneler... ...beslenme hakkındaki fikirlerini değiştirerek ancak gençlere ulaşabiliriz. Yani okul yoluyla, medya yoluyla, sosyal medya yoluyla ya da ailenin bilinçlenmesiyle. Çünkü... Ee, anne veya babalar e, evde, yani siz diyelim ki okullarda gıdaların ne işe yaradığını anlatsanız da evde baba diyor ki onu yeme, bu kötü, bunu yeme, bu iyi. Efendime söyleyeyim, bu kilo aldırır, bu verdirir, bu kas yapar. Öyle bir şey yok. Yani baba da kandırılmış, baba da çocuğu kandırıyor. Çünkü gıdalar siz ne isterseniz onu yapar. Bu kadar basit normalde. Yani gıdayı tüketirseniz Yakarsanız, yaktığınız, dönüştürdüğünüz şeye dönüşür. Yemek yerseniz kitap okursunuz, kitap okumakla bilgi edilmiş olursunuz. Meslek yaparsınız, para kazanırsınız gıdaların sayesinde. Gıdaları harcamazsanız, tüketmezseniz vücudunuzda yağ dönüşür. Yakarsanız kasa dönüşür. Yani sonuçta gıdanın günahı yok yani, ama dolayısıyla gençlere diyet T yönelmeleri dünyada şişmanlama oranının artmasına sebebiyet veriyor. O yüzden gençler hem okullarda hem ayrı de hem de sosyal medyada bilinçlendirilme ancak bilinçlendirmeyle çözülebilir. O kadar güçlü bir dünya genelinde bu oturmuş ki kapitalist sistemlerde diyet mantığı. Bunun bir müfredatı var ve bundan para kazanan bir ekonomi var. Dolayısıyla insanları doğruymuş gibi anlamasını sağlayarak yalan bir bilgi pompalıyorlar. Örneğin dinlerde olduğu gibi. Mesela İslamiyet'i kenara koyalım. Hinduizm, Taizm, Çaynaizm, maymuna tapmak, ineğe tapmak bir sürü din sayabilirim size. Dört bin tane sayabilirim. Şimdi bunlar doğruymuş gibi lanse ediliyor ve insanlar inanıyor peşine gidiyor ve buradan da bir ekonomi oluşmuş. Ne ekonomi? İşte ineği pazarlayanlar var, İneğe eğilip kalkanlar var. İşte inek mabetleri var, Hindistan'dan bahsediyorum mesela. Maymun tapınakları var, orada rahipler var. Hepsi para kazanıyor. Şimdi bu sistem ne yapıyor? Yalan bir bilgi anlatıyor, pompalıyor. Doğru mu? Yalan yani doğru olduğuna inanılan, doğru olmayan bir bilgi. Şey de böyle, diyet sistemi de böyle. Ortada bir <laughs> ekonomi var, bu pompalanıp duruyor ve buradan bazıları para kazanıyor yani. Şimdi bunun insan fark etmeli yani. İneğin veya maymunun tanrı olmadığını anlamanız lazım ki, gerçek tanrıya, gerçek Allah'a ibadet edesiniz gibi. Peki hocam 12 yaş, 12 yaş itibariyle aslında soyut düşünce evresi başlıyor gençlerimizde, çocuklarımızda. Biz bu dönemde ideal bedeni en net nasıl şekilde anlatabiliriz? Şimdi tabii 12 yaşına kadar anlatılması gerekse daha doğru olur. Çünkü ergenlik ortaya çıkınca, üst bilinç ortaya çıkınca maalesef sentezleme yapıyor gençler. Dolayısıyla çevreden aldığı bilgilerle bilinçaltında ebeveynlerin öğrettiği bilgiler arasında bir çatışma oluşuyor. Yani Ebeveynler eğer 12 yaşına kadar belirli bilgileri, ideal beden hakkında, işte sağlıklı yaşam hakkında bilgileri öğretmemişlerse, ergenlikten sonra çevreden gelen bilgilerle bir çatışma meydana getiriyor. Dolayısıyla bu durum geçmiş oluyor. Yani burada en güzel kavram gençler düşünce molası gibi kavramlar öğrenerek üst bilinciyle, alt bilinçlerini yeni ve doğru bilgilerle kendilerini değiştirebilirler. Yani buna biz meditasyon diyebiliriz, otohipnoz diyebiliriz. Efendim efendim mesela meditasyon dedik, otohipnoz, dua diyebiliriz. İçe dönük kostan çalışmaları yani içe dönük çalışmalar diyebiliriz. Efendime söyleyeyim otohipnoz gibi yani düşünce molası gibi çocuk, genç üst bilinciyle alt bilincini ikna ederek beslenme, hareket, bedensel davranış, bedene olan algısı vesaire gibi bütün bu kiloya neden olan unsurları sonradan değiştirebilir gençler inanç sisteminde. Yönlenmelerini yapabilirler yani. Kesinlikle yapabilirler. Yaş 12, 13, 14, 15'ten sonra kendileri inanç dosyalarını değiştirebilirler. Ergenlik çağı aileyle çatışmaların en yoğun yaşandığı dönem olarak bilinir hocam genellikle. Peki ebeveynler ile bir fikir ayrılığına düşünmeden aslında kilo problemini nasıl çözebiliriz? Ergen mi bunu çözecek? Ebeveynler mi destekleyecek? Ergen kendisi. Evet. Şimdi burada bir soru işareti şu. Maalesef ekonomik bağımlılık olduğu sürece bir de hadi kişi daha 18'ini doldurmadığı için hukuksal olarak da şey değil, özgür değil. Dolayısıyla Sıkıntı büyük. Ee, anne baba eğer e, kilo almasına sebep olan bilgilerle yaklaşıyorsa, bazı aileler çocuğun mesela e, çocuğu çok kıymetli, çok değerli, canını bile verecek kadar değer veriyor. Ama e, alıyor, mesela şunu yeme, bunu ye, bunu, bu, bunu yersen olmaz. bu Yani yasaklar, kısıtlamalar, diyetler, mide ameliyatları zorlayarak çocuğun kilo vermesine mücadelesine giriyor. Kilo takıntılı yani. Nesl'ine sebep oluyor. Yani Çocuk bir süre sonra kilo takıntısına gelmiş oluyor. Dolayısıyla bu tarz bir ailede bu çocuğun savaşı çok zor. Yani gencin de çok zor. Genç kendini nasıl bulsun? Aile bunu anlatıyor. Ama dışarıda alternatiflere bakıyor. Alternatiflerde farklı farklı görüşler var. Çünkü o kadar çok kilo probleminde kirli bilgi var ki piyasada. Yani kendisi zayıflamış. İşte hiç bir zayıf bunun altında hiçbir metodu yok. Hiçbir araştırması yok. Hiçbir zaman ayırmamış kendisine. Sadece zayıflamış. Hemen bir Instagram sayfası açıyor, çıkıyor piyasaya nasıl zayıfladığını anlatıyor. Öbürküsü biraz spora gitmiş, orada vücut yapmış. Hemen bir sayfa açıyor. Hemen nasıl zayıflayacağını anlatıyor falan. Yani piyasada çok bilgi kirliliği var. E çocuk da bu bilgi kirliliğinin hangisini seçeceğini bilemiyor. Dolayısıyla arada kalmıştık söz konusu çok yüksek. O yüzden bence aileler e, çocuğu serbest bırakmalılar. E, aile eğer çocuğu e, yönlendirmek istiyorsa önce aile örnek olmalı, model olmalı, çocuğu kendisi olmalı yani. Birçok aile var. Şişman çocuğa zayıfla diyor, olmuyor yani. Ya yani sigara içiyor, alkol kullanıyor, sen içme, sen kullanma diyor, olmuyor bu sistem, çalışmıyor o anlamda. Ya yani ailenin den aileye değişen bir yaklaşım olmalı ama şu çok önemli anne baba bir şeyi yasaklamamalı, kısıtlamamalı, ona e, fayda ve zararlarını e, bilinçlendirmek, konuşmak diyelim. Yani bak oğlum bu yanlış bu doğru yerine bu budur, bu budur gibi düşünebilirsiniz. Yani e, şöyle söyleyeyim e, gıdaları e, veya hareketi yani sporu e, dikte etmek yapmalısın, yememelisin, şu sporu yapmalısın gibi talimatlar vermek yerine belirli spor ve egzersizlerin çeşitlerinin neler kazandırabileceğini, neler kaybettirebileceğini paylaşmak, konuşmak. Mesela örnek futbol oynarsanız boyunuz uzamaz ama basket oynarsanız uzayabilir. Örnek anlatmak istiyorum. E, sumo güreşi yaparsanız vücudunuz şişmanlar, yağlı güreş yaparsanız veya işte minder güreş yaparsanız vücudunuz daha fit olur gibi. Yani belirli hareketler vücut şeklimizi belirliyor. Örneğin. Dolayısıyla burada çocuğa hani neyin ne yapacağını öğretmek doğru olur. Çünkü çocuk kendisi seçmeli davranış biçimini. Çünkü onun hayatı. Eğer çocuğa sen onun nasıl yaşamak istediğini bir ebeveyn olarak izin verirsen o çocuk kendi yolunu bulacaktır. Ama biz ebeveynler olarak biz daha tecrübeliyiz. Daha hayatta anlıyoruz ve hayatı daha çok biliyoruz ile yaklaşıyoruz çocuklarımıza. Dolayısıyla biz atıyorum nesil farkından dolayı da çok büyük karşılıklı sıkıntılar yaşıyoruz. Benim bilgilerim farklı, gencin bilgileri farklı. Ve dolayısıyla iki tarafta burada ben onu özgürleştirmiyorum. Ben yapamadığımı yani ebeveyn olarak yaşayamadıklarımı ona yaptırıyor, onun yaşamasını istiyorum. Bu da ortaya bu tarz sorunlar yanında getiriyor yani. Hocam aslında e, demek istediğiniz biraz bence şu gibi geldi bana. Birey olarak kabul etmeleri gerekiyor Kesinlikle. değil mi ebeveynlerin? Kesinlikle. Yani bence doğduğu günden beri birey olarak yaklaşılmalı. Malım gibi değil. Yani işte arabam, evim, eşim, kocam, çocuklarım de, diyoruz ya hani bir sıralamada bir ürün sıralar gibi, mal sıralar gibi hani o olmamalı yani birey olmalı yani. Bazen unutuyoruz. Aile olduk mu unutuyoruz. Yani aile olduk mu e, sanki bir par, e, şeyimiz yani. Mesela birçok çifte de bunu yaşıyorsunuz. Çift bekarken e, herkes kendi özgür sınırları var ama evlendikten sonra bir süre sonra işte artık değiştirmeye çalışıyoruz birbirimizi gibi. Çocuklar da aynı mantıkta. Çocuklar da e, doğuştan e, ailenin içerisinde büyüdüğü için sürekli onları şekillendirmeye çalışıyoruz. Oysa ki Aynı evlilikler öncesi kişiler nasıl bir birey ise çocuk da bir birey olduğunu anlamamız gerekir. Deniz hocam özellikle gençlerde sosyal medya kullanım biliyorsunuz birçok sıklıkla karşılaşılıyor ve son günlerde de popüler olan bir beden olumlaması kilolu bedeni olumlama tavrı ortaya çıkmış durumda gençlerde bunun önüne nasıl geçebiliriz? Bence bu kesinlikle yanlış sosyal medya yanlış değil sosyal medya çok faydalı bir alan öncelikle onu söyleyeyim. İnternet çok çok faydalı bir yer, onu da söyleyeyim. Ee, bazı ebeveynler e, internetin kötü olduğunu düşünebilirler. E, öyle bir şey değil. İnternet bir e, harika, yüzyılın en güzel şeysi. Sosyal medyada çok harika bir şey. Ama orada basılan informasyon, bilgiyi ayıklamak lazım. Yani bilginin e, e, sizi nereye götüreceği çok önemli. İki bilgi vardır. Bir, temel bilgiler vardır. Matematik, fizik ve kimyaya uyar o bilgiler. O herkes için geçerlidir. Mesela yerçekim kanunu, işte kuvvetler ayrılığı, termodinamik yasaları, diyorum yani işte kimya, fizik, matematik bu tarz bir temel bilimleri ürettiği bilgilerin tamamı doğrudur. Bir de göreceli bilgiler vardır. Bu da işte demin olumlama beden olumlaması. Yani bu bedeni e, atıyorum kilolu bedeni e, diskrimine etmemek adına e, bunu kabullenme olumlamaları dan bahsediyorsunuz. Ben çok rastlamadım ama bu Amerika'da kaldığım sürelerde çok gündemdeydik. Çünkü mesleğim acaba Özellikle zenci, siyahiler konusunda veya işte yabancılar konusunda veya engelliler, şişmanlar hani bunları sınıflandırmamamız gerektiği gibi yaklaşılıyor. Fakat baktığınız zaman şişmanlık bir engel değil, bir siyahi durum değil. Yani doğuştan getirilen bir şey değil yani. Ya da sonradan kazayla oluşan bir şey değil. Yani şimdi engelli olabilirsiniz. Bu kaza geçirmişsinizdir. Siz engellisinizdir. Elbette siz engelli olarak hayatınızın kabul etmek zorundasınız böyle yaşamayı. Zenci diyelim hani siyahi diyelim veya işte çekik gözlü diyelim. Bu bir ırktır ve siz onu beğenmiyor olabilirsiniz bir insan olarak. Ama siz öyle doğduğunuz için orada sizin bunu mesela Michael Jackson vücutunu yani cildini beyaz yapmak için çok uğraştı. Tamam kabullenseydi o böyle kalırdı yani örnek ne yaptı milyonlar dolar harcadı çok riskli ve genç yaşta da öldü şimdi engelli veya cins cinsiyet mesela cinsiyetlerde de bu çok mesela kadın doğmuş erkek doğmuş diyor ki e, ben diyor hani karşı cinsiyet yani heteroseksüel değilim diyor İşte atıyorum biyoyum diyor vesaire yani erkek gay oluyor kadın lezbiyen oluyor şimdi bunlar e, doğru değil. Yani bu doğru değil derken şöyle. Bunun bir zihin problemi olduğunu söylüyorum. Doğru yanlış beni ilgilendirmez. Ben o anlamda doğru değili söylemedim. Ama genetik doğduğun bir şeyi yapısal olarak yaşadığın bir kazayı değiştiremezsin. Bunlar artık kabullenmek zorundasın. Bunu kendini olumlayabilirsin. Ama erkek doğdun zihnin gay olmak istiyor. Ol, sorun yok. Ama sen bunu biyolojik sebep diyemezsin yani. Bu senin zihinsel sebebin. Yani sen biyolojik erkeksin. Bu kadar basit. Yani ama senin kafandaki fikirler artık gay olma fikirleri tedavi edilebilir, değişebilir. Ha şimdi sen kalkıp da bunu olumlayamazsın. Ya da şişmanlık. Şişmanlık dünyanın en kolay hayatınızdan atabileceğiniz bir konu. 6 ay içerisinde 100 kilo da fazlanız olsa adı 12 ay diyelim zayıflayabileceğiniz bir durum. Şimdi siz bunu bir düşünce problemi bu. Bu inanç problemi. Yani bunun tedavisi var, bunun değişimi var. O yüzden orada olumlamayı doğru bulmuyorum. Sakat insanın olumlaması doğru. Bir işte atıyorum e, zencidir, beyazdır, yeşildir, kırmızıdır her neyse. Yani doğuştan getirdiği çirkinlik, güzellik vesaire Bunu kabullenmek çok doğru. Yani burnunuz sizin uzun, benimki kısa, mavi gözlü, benimki kısa. Bunlar elbette olumlanmalı. Bu doğanızın bir parçası. Doğayı olumlamakta bir sıkıntı yok. Ama doğal olmayan bir şeyi olumlamak bu tamamen psikolojik bozukluğa sebebiyet verir. Bu iyileştirmez. Üstelik kilo konusunda olumlama. Yani ben mutluyum bu şişman bedenden demek ömür boyu şişman yaşamayı kabul etmek demektir. Bu aslında kişi pes etmiştir, Havla atmıştır yaşama. Yani ne demek alt tarafı kilo? Kilo ne demek biliyor musunuz? Ben çok enerji aldım. Bunları sırtımda taşıyorum demek. Yani bu kadar basit bir mantığı var yani. Çok abartacağımız bir konu değil ki bu. Arkadaş biraz elin sırtındaki enerjiyi yak. Yani biraz elektrik yak, biraz para harca anlamında. Yani ne kadar çok elektrik yakarsan enerji biter. bateri biter. E, cepte para var. E, harca biraz bitsin. E, vücutta yağ var. E hareketle biraz erit abi. Yani bu kadar basit aslında mantığı. Ama yok, olumlama yapalım. Ya olumlama oraya yapacağına ideal bedenine olumlama yapalım. Oraya yapacağını yemeklere olumlama yap. Yani bedenin ihtiyacı kadar yiyeceğine olumlama yap. Hareketi sevmeye olumlama yap. Ne gerek var şişman bedeni olumlama yapıyorsunuz? Sonra bir sürü psikolojik problemler çıkar. Doğru değildir. Kesinlikle red ediyorum. Aynı şey e, cinsiyet içinde red ediyorum. Bazıları beni sevmiyor bu konuda sürekli gündeme getiriyorum. Yani ben 2-3 aylıkken anne kanlında erkek olmaya karar vermişim. Bu dünyaya gelmişim. Ben ve erkeğim. Erkek olarak da yaşamak zorundayım. Öbürküsü kadın olarak karar vermiş, o da kadın olacaktır. Sonradan sizin başka cinslerle ilişki veya cins değiştirme gibi fikirleriniz tamamen zihinsel problemlerdir. Nasıl e, Bulemiyor problemi, anoreksiyo problemi ya da e, işte e, bipolar problemi, şizofrenik problemleri psikoloji dikkate alıp bunun tedavisi için çözümler üretiyorsa cinsiyet konusundaki değiştirme ile ilgili de problemdir. Ben yani bunun altını çizeceklerimi söylüyorum. Bugün e, bilmem ne kanalı... ...bizim rakibimiz olan bir kanal... ...yani Egece TV'nin rakibi olan... ...dünya çapında bir kanal... ...sürekli bunları pompalıyor dünyaya. Yani önümüzdeki çağlarda... Hani ...konumuzu biraz dağıttık ama gençler izliyorsa... ...bunu anlasın yani değerli bir konu olduğunu inanıyorum kendi adıma. Çünkü cinsiyetinizi değiştiremezsiniz. Ameliyatlar yapabilirsiniz. Kafanızda da fikirler değiştirebilirsiniz. Siz... Doğuştan neyseniz ölesiye kadar da bunu hissedecek ve yaşayacaksınız yani. Bu Bunun değişimi olmaz. Yani benden maymun olmaz, benden domuz olmaz, ben insanım. Erkekten kadın olmaz, kadından erkek olmaz. Bu öyle bir şey yok yani. Bunu ameliyatla, psikolojiyle çözemezsiniz. Siz olduğunuzu kabul etmek olumlu, olumlama daha sağlıklı bir şey. Anlatmak istedim anlatabildim mi? Kesinlikle. Bu olmayacak bir şey. Amin demeye gerek yok sürüklüyorlar toplumları böyle ama bunlar eziyet çekiyor. Bu kişiler sokaklara çıkıp bağırıyorlar doğal olarak. Hak hukuk istiyorlar çünkü iş işten geçmiş. İş işten geçtikten sonra haklarını aramaya çalışıyorlar. Bunlar kendini mutlu sanıyorlar. Bakın bugün Suriye'de yaşayanlar da mutlu olduğunu sanıyor. Türkiye'ye gelince mutluluğun farklı bir şey olduğunu görüyorlar. Irak'taki de mutlu olduğunu sanıyor satlam zamanında. Buraya kaçtığı zaman gerçekte daha zengin bir hayatın burada olduğunu görüyorlar. Özgürlüğün, demokrasinin, Cumhuriyetin, efendime söyleyeyim bolluk ve bereketin onlara göre. Yani o yüzden kişi bulunduğu ortamın en iyisi olduğuna inanıyor. Sen artık e, cinsiyet değiştirmişsin, ameliyat olmuşsun vesaire gibi. Ondan sonra işte orada özgürlük arıyorsun. Yani orada özgürlük yok. Sana bütün özgürlükleri versek kafanda hep sen neysen olsun yani. Ama şişmanlık öyle bir şey değil. Onu ayrıştıralım. Çok önemli bir konu bu. Yani sonradan edindiği... Ve değişmeye senin elinde olan bir şey. Öbürküsü doğuştan getirdiğin ve değişmesi mümkün olmayan bir konu üzerinde değişmeye çalışmak. Ebeveynlerin özellikle anneanneler, babaanneler, anneler, babalar hiç fark etmiyor. Aile içerisinde çocuklar ve gençlerde kiloluysa eğer çocuk benim aslan oğlum, paşa oldum, çok güçlüsün gibi böyle hitaplarla, olumlu hitaplarla aslında bu kilo durumunu pekiştirme yaşatıyorlar. Bunu evet. nasıl engelleyebiliriz? Bunun engeli ebeveynlerin öğrenmesi ama... Bu e, e, güzel bir konuya değindin. Özellikle hani küçük yaşta çocuklara lakap takma durumları. E, çocuk normalde e, kendisi için bir kimliği yok, tek bir kimliği var insan olmak. E, hatta çocuk iki yaşına kadar hayvan kimliğiyle yaşıyor. Hayvan olduğu nereden anlıyoruz? İşte aciz, ihtiyaç duyuyor. Yetişmemiş, anne kanında büyümemiş, dışarı çıkınca normal şartlarda ölür. Anne bunu işte atıyorum var ediyor, hayvan gibi yani hiç kendini bakabilecek veya düşünce öğretemiyor. Sonra çocuk emekliyor vesaire öğreniyor, yürümeye öğreniyor falan. Bu esnada çocuk ilk kimliği olan insan kimliğiyle yaşıyor. Tam o ara siz pat bir tane lakap koyuyorsunuz ikinci kimliğini yapıştırıyorsunuz çocuğa. Yani çocuk henüz Türk değil, henüz Müslüman değil ama onlarla tanışıyor o kimlikler. Önce insan kimliği, önce hayvan kimliği, sonra insan kimliği, sonra işte Türk kimliği, Müslüman kimliği gibi. Böyle veya çocuk kimliğini öğrenmeye başlarken tak lakap koyuyorsunuz. Şimdi mesela siz yetişkin bir insansınız, evlendiniz. Ne oldu? İşte anne kimliğini öğreneceksiniz. Şu anda eş kimliğini öğrendiniz. Yani bir sürü bunlar çocuklukta yok. Çocuklukta az olan kimliklerin yanına konulan bir ee, lakap diyelim. Çocuğun ciddi almasına sebebiyet. Kendini ciddi alıyor bunu. Yani tombiş oğlum deyince kendini tombiş gibi inandır. Bir de bunu alkışlıyorlar. Buna işte atıyorum ee, teyit ediyorlar. Kim ediyor? Anneanne, anne, dede, baba. Bunlar büyük insanlar. Kahramanlar bu. Çocuk için bir kahraman. Bunlar ne söylüyor bana? İşte balık etli kızım. Ha, demek ki balık etli iyi bir şey. Tombişim benim. Atom karıncam benim falan. Yani elbette çocuklarınıza lakap takabilirsiniz. Özgürsünüz. Düşünce, bir düşüncede özgürlük var ama onların gerçekte olmasını istediğiniz güzel şeyler takabilirsiniz. Takmalısınız ya da takmak zorunda mısınız? Bence yani bu bir düşünce özgürlüğü. Yani takılmalı mı? Bence takılmamalı. Kendi ismiyle hitap edilmeli. Ama takacaksanız da olmasını istediğiniz bir lakap takın. Atom karınca değil mesela. Çalışkan kızım değil. Efendime söyleyeyim, güzel kadınım, kızım, evladım, oğlum deyin, yakışıklı oğlum deyin, boyu posu güzel deyin, simetrik deyin, ince belli deyin, güzel deyin ama hep ne yapıyoruz? Tombik, şişman, ıvır zıvır. Çocuğun da öyle kalmasını sağlıyoruz. Ya da çocuklara mesela işte saftirik, işte akıl almaz, işte yerinde durmaz, yaramaz. Bu bunlar da bir laka. O, 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 bir yaramaz. Öbür kardeşler arasında bu ayrımcılıklar ortaya çıkması. Çocuklar bilinç üstleri yok. 12 yaşına kadar bilinç altları var. Bilinç altı şöyle bir yapıyla çalışır. 5 yaşında bir çocuk, dev bir köle gibi düşünün. Gerçeği anlamaz. Şakayı anlamaz. E, hayal kurmayı veya hayal olduğunu anlayamaz. Yalanı, doğruyu ayırt edemez. O yüzden siz ona ne derseniz onu şap alır. Anlatabiliyor muyum? Yani bugün 3-5 yaşında çocuğu alın, 3 yaşında özellikle 4 yaşında, çıkın çatıya ben babanım, süpermenim takım pelerini atlayacağım, şimdi uçacağım deyin. Önce sen yap oğlum deyin. Atlar yani. Atlar yani. Süpermen gibi uçmak için atlar. Yani e, beyin Doğruyla ilaçı ayırt edecek muhakeme kararı henüz yoktur çocuklarda. Dolayısıyla o yaşta özellikle 6 yaş altında takılan lakaplar ömür boyu tehlikeli bir sürecin yaşanmasına sebebiyet verir. Kişi ömür boyu balık etli yaşar, ömür boyu iri yapılı yaşar, ömür boyu efendime söyleyeyim kız çocuklarına özellikle, kız çocuğunun en büyük gücü ve silahı güzel olmaktır. Öyle çok farklı erkek lakapları kız çocuklarına takılmamalı takıldığında sonradan işte bu problemler ortaya çıkıyor. Bu demin bahsettiğimiz o şeylerin problemlerin çoğu anne atıyorum şey istiyor erkek çocuğu istiyor. Kız çocuğu geliyor. Onu erkek Fatma gibi yetiştiriyor. Lakapları da erkek Fatma oluyor veya işte vurdu mu şey yapar şudur şudur böyledir gibi. Dolayısıyla lakapların etkisi çok büyük. Ebeveynler bu konuda hani olmasını istediği lakapları takmalı. Özgürüz tabii düşünce herkesin kendine ait. Ama genel anlamda takılmamasında fayda var. Ee, ama karakterini, kişiliğini şekillendirmek isteniyorsa e, çocuğun hayatta e, faydalı olabilecek şeyleri söylenmesinde fayda vardır. Benim kızım işte bedeni acıktığı kadar yer, bedeni doyunca bırakır, hareketi çok sever. Başarılı bir çocuktur, zekası yüksektir, düşündük e, söylenini anlar, e, derslerini e, öğretmenini dinler. İşte atıyorum yani olmasını ne istiyorsak onu terkinlemeliyiz veya o tarz lakaplar koymalıyız. Deniz Hocam bu değerli bilgileriniz için çok çok teşekkür ediyorum size. Ben teşekkür ederim. Görüşmek üzere diyorum. Görüşmek üzere. Bu hafta Uzmanlar Deniz geceye soruyor programımızın sonuna geldik. Haftaya farklı bir uzmanla görüşmek üzere.